Aydın'a 92 kilometre uzaklıkta olan Karacaören köyü, ormanın içinde doğal güzelliklere sahip bir köy. Temiz havası, güzel doğası ile cennet gibi diye tanımlayacağımız köyde ne yazık ki yaşam koşulları cehennem tanımlamasına daha uygun. 10 yıl kadar önce benzer sorunu olan Yenipazar ilçemize bağlı Karacaören köyünü tanıtmıştım sizlere. Kadınlar, genç kızlar kuyulardan su taşıyordu. Evlerde lavabo yoktu. Çünkü su yoktu. Programdan sonra köye su geldi. Birkaç köye daha rastlamıştım 14 yılda. O köylere de su geldi. Koşullar, gerçekler gözler önüne serilince hizmet de zorunlu olarak geliyor ister istemez. Karacaören köylüleri, özellikle kadınlar, sırtlarında ya da eşeklerle evlerine su taşıyorlar. Taşıdıkları sularla evlerini temizliyorlar, çocuklarına, eşlerine bakıyorlar, yemek yapıyorlar. Hayvanları da unutmamak lazım. Onların da suya gereksinimi var. Hayvanlara da su temin ediyorlar. Su bulamadıkları zaman doğal bir gölet var, pislikten dibi görünmeyen. Hayvanlar da, insanlar da bu göletten su içiyorlar mecbur kalınca. Sağlık su ile başlar. Hijyen ortamı bırakın bir kenara, mikroba bağışıklık kazanmış insanlar olmak zorunda Karacaören köylüleri. Köydeki sağlık evine ebe dahi atanmadığı için köy halkının büyük çoğunluğu iğne yapmayı öğrenmiş. Hatta aralarında serum takanlar bile var. Bir sağlık evi var fakat içinde sağlık ekibi olmadığı için, yani doktoru, ebesi, hemşiresi, burada çalışanların birçoğunun iğne yapma gibi, hatta serum bağlayanlar bile var. Biraz sonra onları da tanıyacaksınız. Pek çok sağlık hizmetini vermeye başlamış köy halkından bazıları, böyle bir yetenek kazanmış zaman içerisinde. Aydın'dan uzakta olmak, daha doğrusu hizmetten ırak olmak, böyle köylülerimize yeni yetenekler geliştirmelerini sağlıyor. Onları da biraz sonra tanırken öğreneceğiz. Sizi tanıyalım. Ben Süleyman Şafak. Süleyman Bey, siz de o bahsettiklerimizden misiniz? İğne falan yapabiliyor. Evet. Gördünüz mü? Kendiliğimden bulmuşuz. Yani bizde, ben çocuğum hasta oldu, Nadir'e doktora gittim. Doktorun tavsiyesi üzerine devam ettim ve alıştım. Ondan bu yana kendi evimde veya tanıdığım, merhaba dediğim kişilerin muhtaç oldukları bir dönemde o ihtiyaçlarını gideriyorum yani. İğne yapıyorsunuz. Evet. Başka ne yapıyorsunuz sağlık hizmeti? Başka olsun, onun yara karşılığında. Sarmak falan. Hayır, o yönden bir şey bilgim yoktur efendim. Bir tek iğneyi öğrendim. Evet. Tansiyon falan da bakıyor musunuz? Onu bakmıyorum. Bakmıyorsunuz. Peki, adınız neydi? Süleyman Şafak. Süleyman Bey, köyde oldukça yükseklerdesiniz. Su Evet. sorununuz var. Var. Yani şu yaz gününde özellikle daha da bunu yoğun Tabii. hissediyorsunuz. Hem sulama hem içme, değil mi? Tabii. Hem sulama hem içme. Ayrıca bu sulama, bu içme diye bir şey yok yani. Aynı sudan hem içiyoruz hem kullanıyoruz. Şimdi sularınızı böyle bir musluktan taşıyarak yani doldurup evinize öyle götürüyorsunuz, değil mi? Evet, tabii. Şimdi ayrıca evlerinizin musluğunu açınca su akmıyor. Akmıyor. Mümkün değil yani. Herhangi bir fazla besim inek olan kişiler sulama için tankerleri dıştan getiriyorlar. Yani. Yeterli suyumuz olmadığı için hep dıştan getiriliyorlar yani. Elinde aracı olan, vasıtası olan kişiler hep dıştan getiriyor yani. Ne kadar sürede getirmek zorunda kalıyor? O tankerle ne kadar sürede bir su taşımak zorunda? Gidip geliş aşağı, en azından en yakın yer 1,5 saat. Geliş gidiş 1,5 saat sürer yani. Haftada bir mi yoksa birkaç günde bir mi? Yani evindeki besi hayvanının ağızlarının çokluğunu bağlı efendim. Benim elimde 12 tane inek varsa gayet tabii bu. Gün aşırı gitsem de olur yani. Gün aşırı. Böylece daha fazla mazot, benzin yakmış oluyorsunuz. Gayet, Zaman harcamış gayet oluyorsunuz. tabii, gayet tabii. O yönden doğru efendim. Doğru. Bu size eziyet. Eziyet. Yaşam değil. Günlerce yani, tabii. Günlerce. Bizim yani şu köyümüzde bir su gelirse en azından rahatlarız efendim. Rahatlarız. Başka onun haricinde en öncelikle başlangıç su. Su mu? Hayat su demektir. Hayat Su su ve demek hayat. toprak demektir, Evet, değil evet. mi? Su demek hayat demektir. İlk başta bir sorunumuz su yani. Ben şu durumda yaşantımdan memnun değilim. Çünkü
Benim bir tarım kredi kooperatöründe 6 milyar para, 23 milyar 600 yatırdım. Tüm tarlam gitti. Allah'la bir kendim varım. Bunun için hiç yaşantımdan memnun değilim. Mustafa Bey, daha önce televizyona çıktınız mı hiç? Hayır, çıkmadım. İlk defa çıkıyorsunuz. Evet. Peki böyle hiç aklınıza geldi mi? Yani köyümüze bir televizyon gelse, şöyle dertlerimizi döksek, sıkıntılarımızı. Öyle bir şey aklımızdan bile geçmiyordu. Evet. Neyse, aklınızdan geçmeyen oldu, başınıza geldi. Evet. İyi oldu mu peki? Çok iyi. İyi, güzel. Peki söyleyin şimdi köyünüzde yaşadığınız sorunları bize, neler, ne sıkıntılarınız var? Bizim sıkıntımız ilk başta su. O yönlerden çok sıkıntıdayız, su yönden. Yani taşıma suyuyla değirmen döndürüyorsunuz. Evet, aynen, aynen, aynen. Öyle. Biraz hayvancılık var. Susuzluktan onlar da rahat değiliz yani. Yapamıyoruz. Öyle. Burada bayağı nüfus da var. 650 kişide yaşıyorsunuz iki mahallede. Yani göç de fazla oluyor herhalde. Göç çok oldu. Bayağı yerde fazlası göçtü yani. Yüksel Bey, köyünüzde yaşadığınız en büyük zorluklar neler? Ya bizim köyümüzde yaşadığımız sorunlar belli zaten. Olay görünür de. Peki hayatımdan memnunum diyeceğim bir şey söyleyebilir misin? Yani şu işim iyi gidiyor. Ya ne kadar güzel, şu güzel gidiyor dediğim bir şey var mı? Hiçbir iş yok ki nasıl hayatımızdan memnun olalım. İş yok. Beş tane çocuk var, affedersin. Haftada bir gün işe gidemiyoruz. Beş tane mi çocuk var? Bu geçim sıkıntısı, niye bu kadar çocuk? Ya ne yapacağım, oldu. Geç kaldık işe. İş yapma. Ya bir de onları okutacaksınız, büyüteceksiniz. Okutacaksınız inşallah. Üç tanesi okula gidiyor zaten. O sıkıntı başladı. Öbürlerinin yaşı mı küçük? Öbürler ufak da. Ya çocuklarımızı da okutacağımız, bakacağımız kadar çocuğumuzu dünyaya getirmeliyiz. Tabii o konuda biraz... Sizin şey sorunlarınız varken o dünyaya gelen her bir birey de, çocuk da sorunların üstüne dünyaya geliyor değil mi? Tabii böyle. Onlar da mutsuz oluyor. Hay mutsuz. Eşiniz de bir, siz ikiniz iki mutsuzken her bir çocukla 4, 5, 6, 7, 8 mutsuzluk oluyor. Çaresizlik oluyor. Tabii. Durmuş Ali Bey. Böyle bu kahve, tek kahve mi, başka var mı? Var, ileride var. Bir kahvede var. Ne kadar süreniz geçiyor? Ben kahvede kalmam. Bugün siz geleceğim işte, ondan geldim. Evet. Vallahi onun için geldim. Ne yaparsınız? Bir gününüz nasıl geçer köyde? 40 tane koyunum var, onlarla geçiniyorum. Orman bir tarafta sıkıştırdı. Şu gördüğümüz ya arazi bak, şu camın kenarı, oraları ya da ola sürüldü, kestendikler, bilmem ne dikler, oralar gelmiyoruz. Her gün bir yerde yiyecek bir şey yok. Su zaten yok. Daha gardağın başından tankerle su getir, böyle suluyoruz. Ben bugün sizin geleceğiniz... Tankerle getiriyorsunuz. Tankerle getiriyoruz. Hayvanlar içeceğiz suyu. Kaç günde bir getiriyorsunuz? 11 günde, 12 günde bir. Öyle getiriyoruz. Öbür türlü yok. İş zor mi? İş ya. Ha, zor. Ne yapalım? O 40 tane koyunma onu ilişe. Ben yani içme suyunuzu da, sulama suyunuzu, her şeyinizi dışarıdan temin ediyorum. Dışarıdan temin ediyorum. Ben bugün ayın 19'unda bir ay oldu. Yabancı yatıyordum ben koyunlarla. 20-30 kadar bir koyunum var. Onlarla yabancı yatıyorum. Yabantırıyorum. Ya iyi yok. Onun için en büyük sıkıntımız su. Ne kaldınız yabanda? Aşağı 40-45 gün falan yalnız yabanda arazide yattım. Ama bu biliyor, bunlarla beraber tarla kenarız. Öyle kaldım. 40-45 gün falan kaldım. Ya hanım geliyor. Mevsim yer gidiyorlar. Kalıyorum hadi. Başka ne yapacağım? Buraya kahve gelsem yok. Çare. Valla. Ne kadar zor bir hayat. Zor tabii. İki gündür de rahatsız oldum. Hanım gidiyordu oyunlara. Bugün siz geleceğim işte dedi. Bir arkadaştan duydum. Onun için geldim. Ayaklarım böyle üstüm baş bile değiştirmedim. Yeni geldim. Saatten geldim. Ne yaptınız? Ya, sizi tanıdık. Gerek yok. Ayın 19 bugün tam bir ay oldu. Ben köye gelmez ola. Gelmiyorum. Kahveye de pek gitmiyorum. Benim vaktim olmuyor diyorsun. Olmuyor yani. Koyun bakan yok benden bak zaten. Yalnız onun için. Bir ya suyunu getir, bir ya bilmem ne et. Onun için gelmiyoruz. Hüseyin Bey, siz kahvede ne kadar süre geçiriyorsunuz? Ara sıra. Her gün uğrar mısınız? Uğruyoruz. Kahvede
mutlaka uğrayıp o günün değerlendirmesini. Yani neden kahve vardır? Hiç düşündünüz mü? İş olmadığı için. İş olmadığı için değil mi? Evet. İş olsa kahveler olmaz. Olmaz. Evet. Bu kadar kalabalık da olmaz değil mi? Olmaz. İş kayıt yok diyorsunuz. Evet. Kahveler ondan var ha? Evet. Ben de hep Türkiye'de bu kahveler ne şehirde de var, ilçelerde de var, köylerde de var. Nereden geliyor? İş kayıt yok. Aslında istersek işleri yaratabiliriz de. Biraz değil mi? İşi kendi yaratırız. İşi kendimiz yaratırız. İcabında işi kendimiz yaratırız. Olmayınca ne yapacaksın? Mecburen kavga gelirsin. Ben bak dedim ay bugün 19'dan ben bir ay oldu kavga köyü gelmez olalım. Evet, siz yani işi böyle kendimiz yaratalım dediğinizde bir organize mi olamıyoruz diyorsunuz? İmkan olmadığı için. İmkan da yaratamıyoruz. Yaratmıyoruz. Birilerinin sizin için imkan yaratmasını bekliyorsunuz. Evet. O birileri de bir türlü olmuyor. Evet. Buradan zaten ATV'den ötürü selamlamak istiyorum. Sayın Başbakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, bu su sorunumuza ve kayıtlı çekmiş olduğumuz ev sorunlarımızın, geçim sıkıntımızın ve ilgilenmelerini istiyorum. Aydın'dan milletvekillerimize bu iletime izlemlerine çok candan ve yürekten hepsinden saygı duyarak izlemlerine teşekkür ediyorum sizden de. Buraya seçimden önce milletvekili adayları gelmiş miydi? Hayır, milletvekili adayları gelmedi. Bu dönem gelmediler. Bu dönem hiç kimse uğramadı diyorsun. Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri gelmedi yani. Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri gelmedi. Aynen. Başka Deniz Baykal'ın milletvekili, Devlet Bahçeli'nin milletvekilleri geldi mi? Geldiler. Geldiler. Onun milletvekilleri gelmedi. Ahmet Ertürk gelmek istiyordu herhalde. O da gelmedi. Şimdi Türkiye'deki siyasetin şeyin de özetliği verdi. Hüseyin Bey miydi? Evet. Şimdi diyor ki işte Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri liderlerin hegemonyasında, liderin güç olduğu partiler hatırlanıyor. Dolayısıyla milletvekillerinin hiçbir değeri, önemi olmuyor. O liderler kimi emir buyurursa padişahımız efendimiz şeklinde onlar milletvekili oluyor. Dolayısıyla bu yönetimde hiçbir zaman demokrasi olmasını beklemeyelim. Evet. Yani liderlerin belirlediği milletvekilleri asla ve asla demokratik bir yönetimin milletvekili olmazlar. Evet, su sorunu çok fazla. Çok fazla. Su sorunumuz ilk başta gelen sağlığı olan su sorunumuz başta. Onun zaten el alıtılmasına candan yürekte herkesten diliyorum yani. Su sorunumuz çözülse sağlığımız düzelir inşallah. Köyümüzün en geri kalmış köylerden birisi yani. Kemal Bey, köyünüzde hayatınızın değiştiğini, iyiye gittiğini söyleyebilir misiniz? Hayır, söylemem mümkün değil. Hayatımda değişen bir şey yok ki. Hep aynı yaşantı. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Hiç bilemiyorum. Nasıl, değerlendirmiyor musunuz ya? Ne gibi değerlendireyim yani? Çocukluğumda şöyleydi, gençliğimde tabii, böyleydi. Herkesin çocuğu tabii farklıdır. Yaşantısı farklıdır yani. Çocukluk yaşamı herkes. Herkesin başkadır. Ben mesela burada Karaca'nın Kaya Mahallesi'nde oturuyorum 6 kilometre aşağıda. Bizim oraya en azından hiç dımla su akmıyor. Biz bunu devamlı araçlarla, hayvanlarla taşım su. Köylerden, çevre köylerden. Bir buradan değil yani. Yani sürekli hayatınızı bir yerlerden taşıdığınız evet. Sularla sürdürmek zorundasınız. Evet, oralardan yaşama sorundasın yani. Bir şeylerle mücadele çıksın. Oralardan sağlıyoruz suyumuzu. Genel yaşantımız bu yani. Susuzluk. Başka bir şey değil. Evet, yol durumumuz da belli yani. Bizim mahallenin yolu. Yol yok. Evet, ulaşım zor yani. Bu, bilmiyorum yani. Bu civarların en geri kalan köylerinden birisi burası. Su yanından olsun, şey yanından olsun, yer yanından. Şimdi bakıyoruz cennet gibi bir yer. Yani gerçekten çam ağaçların içerisinde, orman arazisi. Bu kadar güzel yerde insanlar cehennem koşullarında yaşıyor. Neden? Çünkü hizmet yok. Yani yetkililerin bu zamana kadar 2007 yılı, yani bunda bir sürü hükümet gelip geçmiş. Buna AKP hükümeti de son 5 yılda iktidar olduğuna göre o da dahil olmak üzere. Bütün hükümetler gelmiş geçmiş ama buraya su gelmemiş yine. Sadece su değil yani burada pek çok hizmetin evet, yokluğunu evet. Görüyoruz. Sağlık evi var. İçinde ebesi yok, hemşiresi yok. Bu kadar uzakta bir köye sağlık hizmeti verilmiyor. Yani bir tane iki tane değil saymaya kalktığınızda. Çok saymayla bitmez yani.
Devamlı. Hangi biriz acıksın? Çocuklarınız var mı? Var. 4 tane var. Onların geleceği ne olacak? Burada maşallah planlama falan da yok. Öyle 5 çocuk, 4 çocuk. Tabii. Hem hayal su yok. Hayatınız zor. Ama çocuk çok. Çocuk çok. Peki o çocuklar nasıl okuyacak mı? Elimizden geldiği kadar. Yetişebildiğimiz kadar okuyacak. Okuyamazsa bizim gibi yaşamanı sürdürecek yani. İşte onların hayatı daha iyi koşullarda olmazsa, okutamazsanız sizden daha kötü koşullarda yaşayacak. Evet. Gün gün herkes kötü duruma gidiyor yani. Hanımın işi de zordur. Zor. Taşıma suyuyla bulaşık yıka, çocukları yıka, bak, temizle, tabii, iş yap. Tabii genelde taşıma suyuyla olduğu için zor. Şartlar zor. Herkes ister ki tabii evin çeşmesi aksın. Suyu gitmesin. Hayvanına suyu gitmesin. Ama bu imkanlar yok yani. Bizim burada su sorunumuz genelde yıllardan beri yani. Bu sadece bugün değil. Genelde yıllardan beri aksiyon su zor. Olmadı. Bugüne kadar hiç suyumuz olmadı ki. Evet, burası, hayır, burası Afganistan falan değil. Afganistan için şey diyor, deniyor işte. Hani 300 yıl öncesinin şeyinde yaşıyor, ortamında yaşıyor. Biz de yani bakın gelin, Afganistan'dan falan daha iyi koşullar yok. Biz de 300 yıl gerisinde yaşıyoruz ne yazık ki. Şu anki dünya medeniyetinin. Siz benzer ülkeleri, yani gelişmiş ülkelerdeki köyleri göreceksiniz. Bir de sizin bulunduğunuz koşulları göreceksiniz. Evet. Değil mi? Evet, evet. Dedik bir şey bulamıyorum. Bulamıyorsunuz. İnşallah, maşallah diyeceğiz. Birilerinden bekleyeceğiz. Evet, evet. Birilerinin evet, eli uzatmasını bekleyeceğiz tabii. Sağlık hoca, 15-16 kilometre oluyor mesela. Serumların, şeylerin, biz kendimiz dahi bir şey diyoruz yani burada. Sağlık hoca olmadığı için, vatandaş araç parası da olmadığı için kazaya gidemiyor. Burada 16 kilometre gidip şey etmiyor. Mecbur biz kalıyoruz. Serumların biz de iğneye takıyor musunuz serum? Takıyoruz. Serumu takıyorsunuz? Takıyorum. Serum takıyorum yani. Öğrendiniz. Öğrendim. Hastanız vardı herhalde. Evet, kent hastam olduğu için aşağı param olup da sağlık hocanı gidip taktıramadığım için serum takarken kendimi öğrendim yani, her şey takıp bir şey derken. Şu anda köyde takıyorum yani, serumları takıyorum yani. Kendi başımın çaresine bakıyorum. Bakıyoruz yani. Devletin ilgileneceği yok nasıl olsa. Kendi kendimize idare. Tedavi de yapıyoruz. Tedavi. Yakında teşhis de koyarsınız. Evet, evet. Doktorlara başka çare kalmayacak yani. Kendimiz evet, her şeyi devam her edeceğiz yani. Devam evet, evet. Evet, gerçekten hani gülüyoruz ağlanacak halimize ama yapacak bir şey yok. Değil mi? Yapacak bir şey var ama ona çok emek vermek lazım. Hep beraber. Bu değişimi hepimiz yapacağız inşallah. Evet. Hayatımızı değiştirmek bizlerin elinde. Birilerinden beklemeyeceğiz. Kendimiz koşturacağız. Kızlar. Bu ne böyle saç baş dağılmış? Okuldan mı, dersten mi çıktınız? Nereden bu? Ha? Okuldan. Adın ne? Huriye. Senin? Nurçin. Ne güzel kızlar. Aslı. Aslı adaşım hem de. Ne yapıyorsunuz siz burada? Susuz kalmış, ha? Söyleyemiyor bir şey Aslı. Bak benim gibi çenen düşük değil senin. Sen ne diyeceksin? Bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim ama.